Merhaba Kamil arkadaşlar, nasılsınız? İyi misiniz? Herkes kanalı bekliyorum daha gençlikte seslenmek için. Yıl çarkını 57. yıl konuşacağız. Önemli gelişmeler ve ayrıntılar var. Kazım'a, Seyran'a yeni talip buldu. Evet, özellikle bu talibi kabul edecek mi? Tabii ki özellikle buluşmaya gitmişti. Yani o okuldaki çarpıştığı gencin öfke çağın torunu olduğunu bilmiyordu ve şaşkınlık yarattı. Tabii ki orada Seyran, ama Seyran'la öfke çağın torunu orada kim gördü? Ferit gördü ve kıskançlık krizden tekrardan gidiyor. Özellikle Ferit, yani Seyran'ın yanında bir erkek olduğu zaman direkt kıskanıyor, ama özellikle Ferit'in yanında kızlar olduğu zaman başka bir durum oluyor. Ama şöyle bir durum var. Kazım'a evet şikayet eden vazgeçti. Özellikle cezaevinden çıkacak Orhan, ama Orhan'ı içeride çok büyük tehlikeler bekledi. Kim Orhan'a bir kumpas kurdu? Kim bu hain saldırı yaptı? Bunu hep beraber izleyeceğiz. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Tabii ki Kazım'a dediğim gibi boşuna şikayet eden vazgeçmez. İlla ki bir isteği olacaktır. Tabii ki isteği aşağı yukarı belli oldu Seyran'dan. Nedir? Yani Öfke Şah'ın torunuyla bir buluş, bir görüş, bir yemek ye. Yani evet hemen olmasın, olsun istemiyor. Ama dediğim gibi Öfke Şah'ın torunu zaten okulda baktığında tanışmıştı. Hastanede tanışmıştı. Bu anlamda Öfke Şah'ın torunu ile özellikle Seyran yeni bir arkadaşlık sürecine başlar mı? Peki bu yeni arkadaşlık dediğim gibi bir ilişkiye dönerse eğer ki Ferit ne yapacak? Çünkü Ferit sinir krizleri geçiriyor. Ferit özellikle Seyran'ın yanında bir dişi sinek bile, yani erkek sinek bile istemiyor. Bu anlamda çok önemli gelişmeler olacak, ama ben Seyran'ın babasının ricasını kıracağını düşünmüyorum arkadaşlar. Özellikle Öfke Şah'ın torunuyla bir arkadaşlık sürecine girecek. Tabii ki bu evliliğe döner mi? Bu bir yeni ilişkiye döner mi? Bunu hep beraber izleyeceğiz. Ama ben özellikle Seyran'ın elinde büyük kozlar var arkadaşlar. Latif Bey evdeki tüm bilgileri Seyran'a veriyor. Çünkü Seyran'la Latif Bey bir nasıl diyeyim, bir anlaşma yaptılar. Böyle bir durum var. Ama Kazım Ağa dediğim gibi İstanbul'da düzenini oturacak. Öfke Şah'la beraber iş hayatına atılacak ve Halis Ağa'ya rakip olacak.